Ana çalışıp taktiğe geldim. Ben video çekiyorum. Aa, üzülürüm. Al sana replik. TikTok'takiler şimdi bunu şey yapar. Fanlar orada Allah'ım bir replikler yapıyorlar. Hele Esra Hanım. Ay günaydın bu arada. Merhaba, hoş geldiniz videoma. Şey, şey dur kafayı anca toplayacağım ben biraz salaklaşıyorum biliyorsunuz. En son Esra bir tane video yayınlamıştı. Bak linkini açıklamaya bırakacağım. Onun böyle videonun ortalarında falan kahve dökülüyor Esra'nın masasına. Orada Cihan'la bir diyaloğu falan var. Millet orada yarılmış yani. Gidin o videonun yorumlarını bir okuyun. Neden birçoğunuz izlemişsinizdir. TikTok'ta yakında şey yaparlar ona. Kısa bir replik yaparak bunu da yaparlar. Yapın. İzin veriyorum, yapabilirsiniz. Bugün vakit bulursam saçlarımı boyayacağım inşallah. Çok fena dik boyası geldi. Hayır da benim adam akşam üstünde pijaması vardı. Şimdi ne oldu da çırçıplak çıktı geldi anlamadım. Fındık. Haydi uyanma vakti. Şeker üstüne atlamasın diye set yapıyor işte kendi geceleri. Atlıyor çünkü biliyor musunuz böyle uyurken pat diye insanın üstüne bu küçük kedicik atlıyor. O zaman biz çok korkuyoruz. Annem. Çocuk tuttu. Benim yavrum. Benim yavrum. Hadi yeni çay demleyelim. Oyalanmayalım fazla bak. Video çekiyoruz diye ben bazen çok oyalanıyorum biliyor musunuz? Saçlarım için kullanıyorum biyotin. Saç dökülmeniz varsa bir şişe bence bundan kullanın. Her gün bir tane alıyorum. İyi geliyor bana. Sadece iki tane çay kalmış. Bu da hep akıtıyor ya. Yeni bir tane çay makinesi alacağım kendime. Havada bugün ne kadar bozuk ha. Bakar mısınız? Yağmur mu var dışarıda? Atıştırıyor mu? Sanki öyle bir hal var. Bu hafta birkaç tane önemli işim var. Yani böyle çekim işlerimiz falan var Esra'yla. Onları hallettikten sonra önümüzdeki hafta gün gün şey yapmayı düşünüyorum. Evi temizlemeyi düşünüyorum çünkü evi gerçekten pislik götürüyor. Yani bir şeyler çok karıştı. Her şeyin yeri çok karıştı. Eşyalar falan. Böyle gün gün işte kilerdi, banyoydu, salondu, Esra'nın odalarıydı falan. Toplayacağım ve her günü de vloglayacağım. Kim bilir Cihan'da neler olacak o temizlik sırasında. Niye öyle çıplak fırladın geldin lan sen? Ay nereden bileyim diye bir şey yok. Hayır. Nereden bileyim diye bir şey yok. Ben senin üstün giyinikti. Olmuş kalkmıştım üstünü açardım. He. Elim yüzümü yıkayacaktım. He üstünü değişecektin. Evet. Elim yüzümü falan yapmış. Ben burada onu götürüyorum. Ya masanın üstüne bırak. Masanın üstüne bırak onu daha. Bağırsakları dışarıda. Onları dolduracağız. Bağırsakları dediğim de şey basın makinesinin iç mekanizması makinede yıkamada onları koyup öyle kaldırıyor. Bağırsakları oluyor, oluyor, oluyor. Tabakalara. Anlıyorsun. Ben ne bir saç koyuyorum yani herhalde. Of. Umarım görüntü kalitesi iyidir yani. Şu an güneş yok. Ekstra bir iş ayarlamadım. İdare edin. Kameraya geçiş yaptım. Çünkü telefonun ışığı çok kötü geldi bana. Haydi kahvaltı hazırlıkları başlasın bir kedin ailesinde. Şimdi Esra'nın burada bir tane waffle'ı var Cihan'cığım. Onu bir ısıtırız. Tamam, onu ısıtırsın. Ben sırayla kahvaltılıkları çıkartıyorum. Daha şurada bir yakın çekmeye gidelim. Bunu ekleme yapacağız mı? Bu yeter mi sana bu sabah için? Yeter olur. Tamam. Esra'nın en sevdiği peynir bu. Kaşar, zeytin, beyaz peynire ekleme yapacağız. Tulum peyniri demledim.
Torpuyu çıkarmıyorum. Burada ne var? En sevdiğim kırmızı biber. Yağlı zeytin. Sadece şunu, tereyağı. Şunu alalım. Peynire ekleme yapacağız. Ver canım, ben ekleme yaparım. Bir tane salatalık yeter mi? Yeter. He? Salatalık yok mu? Yani çok da bayılmıyor sabahları salatalığa. Buralar iyice karışır. Biber de vardı canım. Alırık. Seviyorum seni. Sen de şimdi bir tane. Anam ne oluyor çocuğa? Belli ki anası işe gidiyor. O da ağlıyor. Ya da çocuk okula gitmek istedi. Aa, olabilir. Olabilir. Belki de okula gitmek istemiyordur. Ay şey bakar mısın kim? Bahçede bir çocuk var, o ağlıyor da. Acaba okula mı gitmek istemiyor dedi, çok zırlıyor. Esra kahvaltıda mutlaka istedikleri, yani mutlaka olmazsa olmaz. Süt ve su. İlla ki bunları tüketir. Şimdi Cem ne yapıyor? Salatalıkları, domates falan doğruyor. Gördünüz sili adam ama. Canım kıl biber çıkartacak mı kuzum? Aman ne kıl biber de arkadaşlar, kıl biber de kıl biber. Seviyorsun. Tamam be ya. Ben seviyorum diyeyim yani. Evet. Yedim yedim. Toktum ama yedim. Kendin söylüyorsun, dondan. Ben açayım şu anda. Çıkardım. Esile omletinde ne sever ne sever? Beyaz peynir. Bir dakika, görüntüye ne oldu böyle? Beyaz peynir değil de. Bak, tavsiyede bulunayım. Bu tereyağı kullanıyorum ben, Migros'tan alıyorum. Şeyde de var bu, 101'de de var ama Migros'ta yine tadı başka, ben size söyleyeyim. Çok sevdim bunu. Sonunda bir tereyağı tutturabildim yani. Yumurta için tereyağı. Ve de şurada kalmış bir peynir vardı, krem peynir. Onu kullanacağım. Beyaz peynirli yapmayacağım. Yo, dün krem peynirli yapmıştım. Sevmişti Esra. Hem de bu peyniri artık kullanmam lazım, yoksa bozulacak. Tamam. Şimdi 2 dakika mola. Bakalım Esra ne durumda. Tatlım. Hazır mısın? Hazırlanıyorum. Süper. Pantolon niye burada Esra? Anacığım yatağın üstünde pantolon çıkmış. Toplayacağız be ya. İşimiz ne? Anaların babaların işi de toplasınlar. Değil mi? Aynen. Ay saçlarıma bakın hele. Anam nasıl fena dip gelmiş. Bugün halledeceğiz. Fındığım. Babam omleti yapıyor, seni bekliyoruz. Benim yavrum çok tatlı. Yavrum çok tatlı. Yavrum çok tatlı. Evet. Ha bu ne yapıyor? Ha bu küçük böcek. Ama çok soğuk yani. Gece cama çıktı ya. Evet. Ben kapadım valla. Serindi çok değil mi? Aynen, ben de üşüdüm artık. Pek cam açık yatamıyor. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Aa. Sen benim video çektiğimi anladın galiba. He?
gösteri mi yapıyorsun burada millete? Allah'ım çok tatlı bir bebek. Bunu yerim, bunu yerim senin. Ay saldırıyor. Kaçın saldırıyor. Hadi bakalım Biltekin ailesi kahvaltıya gidiyor. Esilemon muhafaklarını da ısıttım. Hadi kızım soğutma. Masayı çekelim. Çekelim yavrum. Güzel yapmışım. Güzel erken oturmuşuz kahvaltıya. Ben vaflı çikolatasız yiyorum. Aa. Ne gerek var kız? Acık sürsene, saçmalama, öyle vaflı mı yenir? E kilo yapar. Yalnız. Boş ver şimdi, ben ağzımı bozacaksın şu. Hayır, ben çok düzenli besleniyorum. Kız şu sabah erken acık enerji okula gidiyor, saçmalama be ya. Gündüz yazandan sürsene. Esi saçmalama. Sana fırıl fırıl dönüyor kız. Boş ver ya. Ay gece çok soğuk. Bozuluyor her şey, retrodayız. Retro var, retro. Öyle mi? Yakmış mı biraz yumurtayı Cihan Biltekin? Bayağı. Niye öyle oldu? Ya o peynirle ben beceremiyorum ya. Yalan ana. Evet. Başka ekmek mi var? Ekmek işte, bu nasıl ekmek arıyorsun sen? Bu doyurmuyor pek. Olur mu canım, bu buğdaylı ekmek doyurur. Bana öyle versene, pişmemiş ver. Öyle de çok hamur hamur be. Hı. Al kızım. Ben yediğimi anlıyorum o sefer. Peki. Yalnız sen azıcık waffle'ına çikolata sür. Lütfen zorlamadım. Aman tamam. Ne var ya? Bence yumurtanın tadı güzel. Güzel de yakmışım biraz. Yanmamış. Yanmış işte. Görmüyor musun? Altta yapışmış. Hayır. Azıcık haberlere baksaydık. Biz şimdi kahvaltı yapalım, biraz haberlere bakalım. Esilacığım, suyunu getirdim anacığım. Bir şey söyleyeceğim Esila. Arkadaşlarına kalem almıştın ya hediye, onları da unutma. Nereye götürüyorum? Neden? Poşette kız, sok poşeti götürmüş. Anneye bakar mısın? Odanın haline bakar mısın? Ya ben bu ara şöyle söyleyeyim. Şu tarafa geçsene, ışık buradan daha iyidir. Ben saçımı düzelteceğim. Sen git düzelteceğim, hadi. Esin'e dün bir tane ajan da aldı. Baksanıza çok güzel. Ben de buna benzer bir şey aldım. Ay bayıldım. Şu böyle şey, bakır değil bu değil mi? Roz. Roz. Roz gold. Çok bayılıyorum bu tonlara ya. Şıklığına bakar mısınız? Çok tatlı bir ajan da. Bunu nereden aldık? Penguin Kitap Evi'nden aldık. 100 TL falan da fiyatı. Ben de benzerini aldım. Çok bayıldım. Ev var ya gerçekten birbirinde. Yani her yerde aldık. Bak çocuk okula başladı. Normalde bilirsiniz, okula dönüş zamanlarında biz mutlaka şey yapardık. Oda düzenleme videoları falan yapardık. Hiç vakit olmadı. Neden? Çünkü benim ablam rahatsızdı biliyorsunuz. Bu yazı biz hep hastalıklarla geçirdik hastanelerde. Şu anda da evime çok yakın olan bir hastanede yatmaya başladı. 3, 4, 5, 6 ay orada ne kadar kalacağı belli değil. Yani 6 aylık bir iyileşme süreci var. Hiçbir fikrim yok. Her gün oraya gidip geliyoruz. Akşamlar orada kalıyorum falan. Çoğu zaman böyle annemle dönüşümlü yapıyoruz bu işleri. Yani eve inşallah önümüzdeki hafta vakit ayırıp bütün evi toplamak istiyorum. İnşallah. Öyle. Her yer felaket, her yer felaket. Ben hazırım. Hazırmış çocuğum. Bak işte böyle çat diye hazır olabiliyorum. Çat diye yalnız. Çat diye hazır oldu benim çocuğum, gördünüz mü? Ben de pat diye hazırım zaten. Hadi bakalım, o zaman bu video bu kadardı. Bir okula gidip sabah rutinimiz de burada son buldu. Şimdi Esile gidecek. Ondan sonra ben bilgisayarda çok önemli bir işim var. Montaj, onu yapacağım. Kahvaltıyı önce toplayacağım. Sonra bilgisayar derken gün devam edecek. Başka bir günde tam günümü bloklarım ama bugünlük bu kadar. Bay bay. Şeker. Tüyleri her yerde çocuğum, her yerde. Gerçekten. Durmadan rulolanıyoruz böyle. Parfüm sıkmayın. Yeter canım.